Akşam gelecek mi bebeğim? Bir saniye. Neredesin sen? Buradayım. Telefonu şarja taktım da müdürümle yazışıyorum. Allah'ım ya, ben tutuyorum. Ne yapıyorsun? Yok lan, şey geldi. Sizinkiler geliyor mu akşam? Annemle hiç konuşmadım Engül. Sibel zaten biraz. Stüdyo henüz hizmete açılmadığı için kameraları yerleştirmemiştim. Bu olaydan şüphelendikten sonra da cep telefonumu hoparlörün arkasına gizledim. Gizli kamerayla. Çantamda tam onun görebileceği bir açıya koydum. Biraz kayıt yaptım kendime ve test ettim. Onu açıları kontrol ettim. Açıları kontrol ettim. Sonrasında her zamanki gibi asla onda şüphe yaratmayacak şekilde davrandım ve her şey yine aynı yerindeydi. Sonra onun geleceğini bildiğim için elektrik süpürgesini aldım ve diğer odada oyalandım. O da sürekli gelip bana ne yiyeceksin, sana da hazırlayayım mı vesaire diye beni kontrol ettiğini fark ettim. İlk başta şarjını alıp buraya geldi, çantamı karıştırmış. Sonrasında tekrar gelip beni kontrol etti, sen de yiyecek misin vesaire. Bana baktıktan sonra ikinci kez gelmiş, bu kez çekmeceleri ve etrafı karıştırmış. Hatta ben ofiste yokken, dışarıdayken de sürekli geliyordu çalışan arkadaşların söylediğine göre. Ve sanırım dolapları ya da etrafı karıştırıyordu. İkinci kayıtta zaten çekmeceyi karıştırdığını görüyoruz. Sonrasında tam benim ayak seslerimi ve süpürgenin kapandığını duyduğunda da hemen telefonunu eline alıyor ve şarja takıyor. Ne yapıyorsun diye onu arıyorum ve masanın altındaydı zaten, görünmüyordu yüzü. Yaklaştım, seslendim, ilk başta cevap vermedi. Ve biraz endişeliydim. Acaba anladı ve böyle bir olay yapan birinden her şey beklenebilir diye. Ne olduğunu anlamadığım için biraz endişeli yaklaştım bu tarafa. Sonradan onu görünce ses verdi. Altta resmen gizlenmiş gibiydi zaten. Derken bana müdürüyle mesajlaştığını söyledi. Ama kamera kaydında da görünüyor ki hemen şarjı yeni takmıştı ve hemen yeni açmıştı mesajları. Yalan söylüyordu.